İzlandalılar Türkleri neden sevmez? İskandinav dilinde Türk Jaranit olarak bilinen hadisenin İngilizce karşılığı Turkish Raids, Türkçesi ise Türk istilası. Kendi kaynaklarımızda İzlanda seferi olarak geçen hadisenin hikayesi şu şekilde. Hollanda sahillerinin topa tutulduğu sırada Jan Jansson isimli Hollandalı bir korsan Müslüman olup sancağa katılır. Genç Murat Reis ismini alarak Osmanlı donanmasında rütbeli bir denizci oluverir. 1620 yılında İskandinav ülkeleri üzerine bir sefer başlatır. Danimarka ve İsveç'in liman kentlerine yaklaşmaya çalışan Murat Reis, kökeni Vikinglere dayanan ve savaşçı denizcilerden oluşan İskandinavlarda başarılı olamaz. Murat Reis'in uzun süre ganimet bulamayışı yeni hedefe yöneltir, sadece balıkçılıkla geçinen küçük bir ülke bulur. Bu ülke İzlanda'dır. Diğer İskandinav kabilelerden farklı olarak, buzuldan oluşan bir adada yaşayan İzlandalılar, binlerce yıllık tarihlerinde o döneme kadar kimseyle savaşmamışlardır. Bu yüzden savaşçı yetenekleri gelişmeyen ve sadece balıkçılıkla hayatlarını idame ettiren bir ada ülkesi kolaylıkla ele geçirilmiş. Murat Reis komutasındaki korsanlar, 1627 ve 1630 yılında iki ayrı sefer gerçekleştirdikleri İzlanda'da ada halkının değerli eşyalarına ganimet olarak el koyarlar. Ayrıca Murat Reis, erkekler ile kadınlardan oluşan yaklaşık 4000 kişiyi esir olarak alıp köle olarak satar. Bu farklı ırka talep yüksek olur. O dönem nüfusu 60.000 civarında olan İzlanda, üretken nüfusunu ve milli servetini kaybeder. Bununla birlikte İzlandalılar savaşmayı öğrenir. İzlanda tarihi, Tyrkjaranit olarak bilinen ve büyük bir yıkımı ifade eden Türk seferleri sonucu adeta yeniden yazılır. 17. yüzyılın ortalarında çıkarılan bir yasayla, ülkede Türk öldürmek meşru bir eylem olarak kabul edilir ve Türk öldürenlere hiçbir ceza verilmeyeceği duyurulur. Bu yasa, yaklaşık 350 yıl boyunca yürürlükte kaldıktan sonra 1990 yılında milli maç öncesi kaldırılır. İzlandalılar için milli bir yas vesilesi olan ve her yıl 16 Temmuz günü anılmaya devam edilen bu hadise için, yüzyıllar önce bestelenen, fonda dinlediğiniz bu halk şarkısı Tyrkjaranit bestelenmiştir.